Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Arkadaşlar, bugünkü dersimizde bir Mutezili metni inceleyeceğiz, okuyacağız, üzerinde konuşacağız, gerekli yorumları yapacağız. Böylelikle İslam kelamının önemli bir temsilcisi olan ya da İslam kelamının ana fırkalarından biri olan Mutezil hakkında da ana kaynaklardan bir takım bilgiler elde edilmiş olacağız. Şimdi elimizdeki metin Usulü Hamse, Kadı Abdülcebbar'a atfediliyor. Tabii öncelikle bu metnin arkadaşlar bir aidiyeti üzerinde konuşmak lazımdır. Şimdi bu Usulü Hamse'nin Kadı Abdülcebbar'a ait olup olmadığı tartışmalıdır. Bakın Şerhul Usulü Hamse'yi demiyorum. Ben Usulü Hamse'yi diyorum aslında. Şimdi Usulü Hamse aslında Mutezililerin kendi ilkelerini ifade etmek için geliştirdikleri bir sistematiktir ve kendi içerisinde oldukça da mantıklıdır arkadaşlar. Hakikaten insanın hayat planını da hayatını göz önüne alarak yapılmış bir plandır. Şimdi şöyle söyleyebiliriz aslında. Şimdi din dediğimiz şey Allah ile insan arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. Yani bütün sebep karşılıklı iki varlık arasındaki ilişkidir. Şimdi dolayısıyla ama bu ilişkinin temelinde Allah vardır. Yani temelinde Allah vardır derken, yani Allah olduğu için böyle bir kurallar, manzumeler bütünü vardır. Dolayısıyla önce yapılması gereken nokta Allah'ı ortaya koymaktır. Allah'ı ortaya koymaktırdan kastımız yani böyle onun varlığını, birliğini, sıfattan yani bir Allah tasavvurunu ortaya koymaktır. Bunu hikayenin başlangıcı yahut girişi olarak düşünebiliriz. Bir hikayeye bir girmek lazım arkadaşlar. Giriş budur. Şimdi hikaye öncelikle Allah'la başlıyor. Bir o var. Başka hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Ve bizim bu Allah dediğimiz varlık nedir? Hani Allah-u Teala'ya mahiyet ve keyfiyet atfedilmez. Ama arkadaşlar bir insan da bunu bir tanıyacak. Bunun ne olduğunu ortaya koyacak. Dolayısıyla biz önce bir Allah'ı tanıtacağız. Tanıttık. İşte buna biz tevhid diyoruz. Mutezilin tevhid aslında ilkesi kapsamına yaptığı bütün olgular sadece Allah'la alakalıdır. İnsan burada yoktur. Şimdi yani hikaye başladı. Ama hikaye zamanın ilerleyen sürecinde başka bir aktör dahil oldu. İnsan geldi. Şimdi dolayısıyla insanın gelmesiyle o filmde diyelim ana aktör ile yardımcı aktör arasında ilişkiler başladı. Bu ilişkilerin arkadaşlar temelini oluşturan kavram tekliftir. Yani insan niye vardır? Allah'a ibadet etmek için vardır. Genel kavram budur. Üzerinde detaylarında ayrı bir şeydir. Şimdi dolayısıyla bu hikayede yapılacak olan husus arkadaşlar Allah ile insan arasındaki ilişkiyi de bir açıklamaktır. Yani Allah karşısında insanın konumu nedir? Efendim insanın Allah karşısında yapması gerekenler nedir? Tabii Mutezile'nin arkadaşlar cüretkarlığı şudur. Her ne kadar başrolde Allah olsa da yani Kemal Sunal'ın Figüran Osman filmindeki gibi arkadaşlar baş aktör böyle figüranı olduğu şekilde gelişigüzel dövemez arkadaşlar. Burada aktörün de figürana karşı yükümlülükleri vardır. Dolayısıyla sadece Allah'tan, özür dilerim, insandan Allah'a doğru ne yapılması gereken efendim hareketlerimizi düzenlemesi ya da hareketlerimizi düzenleyeceğimiz ilkeler, esaslar nelerdir meselesi değil sadece. Onun da bize karşı olan yükümlülükleri var. Yani yükümlülük karşılıklı. Aslında teklifi baktığınız zaman bu çok enteresan bir şeydi. Yükümlülüktür, yükümlülük karşılıktır. Biz buna arkadaşlar kelamda aslında genel kelam sisteminde tadil ve tecvir deriz. Yani tadil ve tecvir basitçe Allah-alem ilişkisini düzenleyen hususlardır. Şimdi dolayısıyla Mutezile tadil ve tecvir, bakın tadil ve tecvir arkadaşlar. Adaletli yahut da kötülük, adalete yahut kötülüğe hükmetmek yani. Dolayısıyla burada bu karşılıklı ilişki, yani o aşkın varlıkla bu yeryüzünde olan varlık arasındaki ilişkiyi ifade eden temel kavram ya da bu ilişkilerin esası adalet üzerine yürümesidir. O yüzden burada biz
insan alem ilişkilerini ifade eden temel ilkeye, adalete geçiyoruz arkadaşlar. Bu ikinci ilkedir. Şimdi problem şu, ilişki bitti. Bir gün bitiyor. Yani aslında şöyle söyleyeyim, adaleti siz gelişmeye benzetebilirsiniz. Hani bir hikayede var ya, giriş, gelişme arkadaşlar. Dolayısıyla bir de sonuç lazım. Şimdi işte bu sonuçta geliyor arkadaşlar. Hikaye bir yerde bitiyor. Ama hikaye bitiyor, burada bitiyor. Aslında devam ediyor. Yani şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. İslam'da her şey metafiziktir. Yani doğrusal bir tarih anlayışı vardır ve her şey metafiziğe döner yani. Metafiziğe aktarılır. Burada bitmez her şey arkadaşlar. Metafiziğe aktarıldığı yerde ise arkadaşlar bu ilişkinin mahiyeti değişiyor artık. Yani burada en azından Mutezili sistematik içerisinde arkadaşlar irade ve hürriyet ortadan kalkıyor. Yahut şöyle söyleyeyim, imtihan dediğimiz olgu bitiyor. İmtihanın sonuçları başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz öte dünyaya geçiyoruz arkadaşlar. Ya bu sonuçtur aslında. Yani sonuçtur. Burada tabii arkadaşlar vaat vaid'den başlayan bir ilke var. Vaat vaid aslında mükellefin bu dünyadaki ilişkileri çerçevesinde arkadaşlar ya da mükellefin bu dünyadaki davranışları çerçevesinde üzerine tereddüt eden sonuçlar ve bunlarla alakalı hükümlerdir. Dördüncü ilke olan el menzile beyn el menzilete ilkesi de bu kapsamdadır arkadaşlar. Yani aslında biz vaat vaid ve el menzile beyn el menzilete arkadaşlar uhrevi konularla alakalı olan hususların hepsini ortaya koyabiliriz. Hepsini içine derc edebiliriz. Bu da hikayemizin sonucudur arkadaşlar. Beşinci bir ilke kalıyor. Bu çok hoştur arkadaşlar. Mutezili belki ayırt edici olan nokta budur. Yani niçin bunu temel ilke yapmışlar? Yani Mutezili diyor ki bunlar sadece lafta, yani emri bil maruf nehyanil münker. Bunlar sadece lafta olması gereken ilkeler değildir. Bunlar insan hayatına yansıtılması, insan hayatını bunlara göre düzenlemesi, tereddüt ettirmesi gereken ilkelerdir. Bunu herkes söylüyor da Mutezili biraz daha güçlü söylüyor. Yahut bunun için biraz zecri tedbirler almak lazım. İnsanı bırakırsak arkadaşlar ya ateiste gider ya deiste. Dolayısıyla ne yapacağız? Ona biz hayatını, yani Mutezili bakış açısıyla bu ilkelere göre yorumlaması için, bu ilkelere göre düzenlemesi için bir takım tedbirler alacağız. Ve bu tedbirler aslında emri bil maruf nehyanil münker ilkesi kapsamında derc ediliyor arkadaşlar. Bu kavramı düşünüyor. Bir anlamda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Emri bil maruf nehyanil münker insanın hayatını, yani giriş, insanın giriş, gelişme, sonuç şeklindeki arkadaşlar bütün hayatını kuşatan o ilkelerin kendisine empoze edilmesi, anlatılması, hayatın içerisine yedirilmesi için verilen, ortaya konulan bir ilkedir arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bakın arkadaşlar, hikayenin giriş, gelişme, sonucu bitti. Allah giriştir, başlangıçtır. İnsan Allah ilişkisi arkadaşlar gelişmedir, yaşantıdır ve ahirete geldiğimiz vaat vaid ve emri bil el menzile beyin el menzile ten ise sonuçtur. Aslında bu tabir, şöyle söyleyelim gençler, bu beşli plan ki o beşincisini arkadaşlar bütün hükümlerin arkadaşlar propagandasına yönelik bir ilke olarak kabul edin. Yani o dört ilke, yani insanın hayatını kuşatan dört ilke zaten kelamın bakış açısıdır. Kelam insanın daha yokken arkadaşlar, insan yok iken ta olayın temelinden başlayarak insanın bu dünyadan ayrıldıktan sonra sonsuza giden o yaşam çizgisinin bütün aşamasını kuşatan bir bilim oluyor böylelikle arkadaşlar. Dolayısıyla bakın, yok iken ta veya yok olduğunu ya da göremeyeceğiniz noktaya kadar her şeyi ben kuşatırım diyor. İslam'da böyle bir bilim yoktur arkadaşlar başka. Onu da söyleyelim. Şimdi bu mantık aslında aynını Ehl-i Sünnet'e geçmiştir. Yani gerçi bizim konumuz yani Ehl-i Sünnet değil ama biliyorsunuz ama mesela ilahiyat, nübüvvet ve semiyat dediğimiz ilkeler aslında arkadaşlar tevhid ilahiyattır. Nübüvvet işte adildir. Semiyat, vaat vaid, el menzile, beynel menzilete indir. Ya onun mantığı da aynıdır ve çok güzeldir. Yani Ehl-i Sünnet buradan zaten usulü selase denir bunlara zaten arkadaşlar. Yani usulü selasenin hani niye Ehl-i Sünnet usulü selaseyi ortaya koymuş falan filan denilince arkadaşlar, böyle kitapları açtığınızda bakarsınız şöyle der. İşte bu iman esaslarının halkımıza doğru bir şekilde, sistematik bir şekilde anlatılabilmesi için arkadaşlar işte böyle ilkeler bazında, yani madem doğru sistemli bir şekilde anlatmak istiyorsun amentüden sırayla başlayabilirsin, hiç problem olmaz denilebilir ama işte hani ne yapıyoruz aslında, bu şu yani, bu neyse kayıt da altına alınıyor, bu kopya çekmektir arkadaşlar. Fakat kopya çekmek de kolay bir iş değildir arkadaşlar. Öğrenci yüzüne gözüne bulaştırıyor. Şimdi bak, güzel kopya çekiyoruz arkadaşlar, yani bu başarıdır. Yani aynı mantığı alıp kendi kavramlarımızı yedirerek şey yaptık.
Biraz da şey var tabii, hasetlik var. Onların usulü var, bizim yok yani. Olmaz. Bizim de olacak arkadaşlar. Şeklinde bir anlayış var. Şimdi dolayısıyla aslında gerek Ehl-i Sünnet'in ilahiyat, nübüvvet, semiyat şeklindeki arkadaşlar planı, gerekse Mutezile'nin bu usulü hamseye bina edilen planı aslında kelamın bütün konularına bakın. Bütün konuları ele almak meselesi değil burada sadece. Bunu sistematik ve mantıklı bir sıra içerisinde ortaya koymak için arkadaşlar çok elverişli bir yoldu. O yüzden Mutezile erken dönemden itibaren arkadaşlar, erken dönemden dediğimizde 6. tabakadır arkadaşlar. Şimdi gerçek anlamda Mutezile deyince siz 6. tabakayı bileceksiniz. Şimdi 6. tabaka deyince tabii çok belirgin oldu galiba, öyle tahmin ediyorum arkadaşlar. Bunun üzerinde konuşuruz. Parantez açayım ben size arkadaşlar. Standart Mutezile tabakat kitapları vardır. Yani bir Mutezile hakkında, yani mesela Ehl-i Sünnet'te olmayan bir şeydir bu. Bunun bir takım istisnaları vardır. Yani şöyle söyleyeyim mesela. İbn-i Asakir'in Tebbin-i Kezibil Müfterisi mesela biraz istisnadır. Orada Eşari'nin tabakaları sayar. Birinci, Eşari'nin işte birinci tabakası, ikinci tabakası, üçüncü tabakası da gider arkadaşlar. Bunun dışında fazla bir şey yok ama normalde standart bir Mutezile. Mutezile deyince arkadaşlar her şey sistematik olacak. Yani adamlar sistematizmi arkadaşlar kafalarına yedirmişler. Dolayısıyla standart Mutezile tabakat kitapları vardı. İşte bizim en bildiğimiz Tabakatül Mutezile'dir. İbn-i Murteza'nın arkadaşlar. İşte bunun dışında Kadı Abdülcebbar'ın Fazıl İtizali vardır. Cüşemi'nin Şerhu uyunu vardır. Yani uyunul mesaili, sonra kendisi bunu şerh ediyor. Önemli. Bunlara baktığınızda arkadaşlar, yani o bizim meşhur Mutezile olarak bildiğimiz Vasıl bin Ata, Amr bin Ubeyd gibi şahıslar arkadaşlar birinci tabaka değildir. Bunlar dördüncü tabakadır. Yani normalde hani bizim Mutezile önderler olarak kabul ettiğimiz şahıslar birinci tabakadan değil, dördüncü tabakadan başlatırlar. Çünkü ilk üç tabakanın yeri bellidir. Kimlere ait oldu arkadaşlar. Vasıl bin Ata'dan önce kimden ders alıyor arkadaşlar? Ebu Haşim Muhammed İbnül Hanefiye. Ebu Haşim Abdullah bin Muhammed İbnül Hanefiye. Muhammed İbnül Hanefiye Hazreti Ali'nin torunudur arkadaşlar. Hazreti Ali'nin torunundan ders alan bir insan. Dolayısıyla arkadaşlar Hazreti Ali'nin torunu kimden alır? Babasından alır. Yani Hazreti Ali'nin oğlundan alır. Muhammed İbnül Hanefiye'den. Muhammed İbnül Hanefiye kimden ders alacaktır? Hazreti Ali'den. Dolayısıyla ilk üç tabak ortaya çıkıyor. Tebeyyüt tabi'in, tabi'in ve tabi'in. Tabi Hazreti Ali kimden ders alıyor arkadaşlar? Yani. Dolayısıyla bir yere bağlıyorsunuz. Şimdi bu altıncı tabaka dediğimiz zaman işte arkadaşlar esas büyük Mutezile önderler gelir. Bu altıncı tabaka çok parlak canlıdır. Altıncı tabaka kelamı, bakın Mutezile'yi demiyorum, kelamı ortaya koyan tabakadır. Bu tabakanın en büyük şahsiyeti Ebu'l-Hüzeyl el-Allah'tır. Bunu niye söyledim? Şimdi felsefe tarihinde anlatılır arkadaşlar. Çok şey vardır. Hani duymuşsunuzdur. Bütün felsefe Sokrat'tan ibarettir. Gerisi Sokrat'a düşülen şeyhlerden ibarettir. Bunu ben Aristo hakkında da duydum arkadaşlar ama Platon mu? Bir yerde Platon dedim, Sokrat'tır hocam dediler o şimdi. Tamam. Şimdi yok, böyle bir takım şeyler vardır arkadaşlar. Şu mesela Acuze'nin imanı meselesi vardır mesela. Şimdi Acuze'nin imanı kim? Hani böyle, hani bırakın o kadını, hani böyle bir Acuze'ye. Şimdi mesela ben bunu Fahrettin Razi hakkında duydum. Bu Cüveyn hakkında da söyleniyor. Gazali hakkında da söyleniyor arkadaşlar. Ama Platon diyelim değil mi arkadaşlar? Tamam, Platon. Şimdi bunu şöyle söylüyor arkadaşlar. Hakikaten böyledir. Ne, burada ifade nedir? Aslında felsefe tarihinde söylenen ne varsa Platon adına, Platon tarafından söylenmiş. Gerisi Platon'un ortaya koyduğu fikirlerin şerhinden ibarettir arkadaşlar. Şimdi bunu da şunu söyledim. Aslında kelam tarihinde arkadaşlar ne kadar teori varsa bunun temelleri Ebu'l-Hüzeyl el-Allah tarafından atılmıştır. Daha sonra gelen Mutezililer de arkadaşlar, Sünniler de hep bu ortaya atılan görüşlerin yorumudur. Farklı bir şekilde ele alınmasıdır aslında. Şimdi o dönem içerisinde Nazzam vardır. Çok önemlidir. Çok önemli. Muammer bin Abbad es-Sülemi vardır. Çok önemlidir. Şimdi çok önemli. Çok önemli. Hocam önemi ne bunun falan diyeceksiniz arkadaşlar. Bunlar özgün teoriler ortaya koymuş şahıslar. Birbirinden bağımsız. Abbad bin Süleyman vardır. Abbad bin Süleyman aslında standart Mutezile tabakada 7. tabakaya alınır ama tarihsel olarak arkadaşlar 6. tabakaya daha uygundur. Şimdi bunların özelliği şudur. Bunların her biri kendi başına bir ekoldür. Yani her biri kendisine göre bir sistem kurmaya çalışmış şahıslardır arkadaşlar. Sistem kurmaya çalışmış. Yani
Mesela Abbad'ın lütuf görüşünü aldığınız zaman mesela söz gelimi arkadaşlar, Ebu'l-Hüzeyl'in lütuf görüşüyle uymaz. Nazzam'ın tabiat görüşünü aldığınız zaman Ebu'l-Hüzeyl'in tabiat görüşüyle uymaz. İşte Ebu'l-Hüzeyl'in bilgi görüşü diğerlerinin görüşüyle uymaz. Ya da Nazzam'ın, özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü her biri daha farklı bir nokta, görüş ortaya koyuyor. Bunu niye söylüyorum? O döneme gittiğinizde tek bir mutezile yoktur. Hakikaten. Hani biz bazen şunu söyleriz arkadaşlar. Bağdat'ın el fark beyn el frakını açtığınızda ne kadar mutezili varsa hepsine bir fırka nispet ediyor. İşte diyoruz ki 73 fırkayı tamamlamak için ne kadar adam varsa fırka nispet etmiş. Evet, bunun bu yönü var ama arkadaşlar, o adamların da bunu haklı çıkaracak background'u var. Hakikaten yani baktığınızda birbirinden o kadar çok farklı görüşleri ortaya koyuyor ki tek bir mutezile ortaya koymak imkansız. Fakat bu tabakanın bir özelliği var arkadaşlar. Yani mesela daha önceki 4 ve 5, zaten 5 kayıp tabakadır. Yani onu söyleyeyim, orada büyük bir kelamcı falan yoktur. 6. tabakanın özelliği şudur. Artık kelamda, yani o usulü hamse kapsamında, kelam ilminde ele alınan ne kadar mesele varsa bu meselelere değinilmiştir. Yani kelamın bütün görüşleri ortaya konmuştur. Ha, tutarsız olabilir. Çelişik görüşler vardır arkadaşlar. Bu ayrı bir şeydir. Dolayısıyla biz artık mutezilenin görüşlerini yazacağız, edeceğiz dediğimiz zaman usulü hamseyi, ister istemez bu otomatik olarak 6. tabakada başlar. Bunu da niye söyledim? Usulü hamse konusunda elimizde olan ilk eser, elimizde olan ilk eser dedim, özür dilerim, tarihin bize getirdiği, varlığından haberdar ettiği ilk eser Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf'a ait el-Usulü Hamse'dir arkadaşlar. Bu eser günümüze gelmemiş. Bunun dışında arkadaşlar 7. tabakada Cafer bin Harb'a ait bir Usulü Hamse vardır. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü şu elimizdeki metnin arkadaşlar aidiyeti konusunda büyük problemler var. Oraya geleceğiz. Hani biz Kağıdı Abdülcebbar dedik, güzel uyuyor diyor ama arkadaşlar ortada büyük bir problem var. Kağıdı Abdülcebbar Usulü Hamse diye bir eser yazdığını kimse söylemiyor. Yani böyle bir kayıt yok. Şimdi buralar biraz karışık olabilir arkadaşlar. Sizi de sıkabilir ama şey yapalım. Hani en azından tarihsel bilgiyi alalım arkadaşlar. İşte bu eserin kime ait olduğu konusunda arkadaşlar gerek naşirinin gerekse Türkçe literatürdeki bazı kaynaklarda arkadaşlar farklı görüşler var ama benim kafamda başka bir isim var. Bunu da ilk kez burada açıklayacağım. Çünkü eseri ilk kez burada okudum arkadaşlar. Aramızda kalsın. Şimdi şöyle. 5 ve 6. tabaka. Şimdi burada 5 ve 6. tabaka dediğiniz, özür dilerim, 6. ve 7. tabakada arkadaşlar iki tane şahıs var elimizde. 6. tabakadaki şahıs Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf'tır arkadaşlar ve bunun özelliği şudur. Basra Mutezilesi'nin dayandığı şahıs budur. Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf'ın özelliği şöyle, bir başka özelliği şöyle söyleyeyim. Hani az önce demiş ki 6. tabakada herkes kendi başına alim, herkes kendi başına mezhep imamı arkadaşlar. Sonraki nesillere zaman ilerledikçe hepsi elimine edilmiştir. Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf kalmıştır arkadaşlar. Bugün Mutezile dediğinizde temel Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf'a dayanır. Ha, Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf'ın ortaya koyduğu görüşe değil. Bunlar bir sistemleşmeden geçiyor arkadaşlar. Şimdi hala siz merak ediyorsunuz metinde ne anlatacak arkadaşlar. İlginç şeyler keşfettim kendi çapımda arkadaşlar. Bazen yapıyorum ben bunu. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar bu eserin Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf'ın, çünkü Kağıdı Abdülcebbar diyelim atfedilen şahıs Kağıdı Abdülcebbar arkadaşlar, Basrek Mutezilesi'ndendir. Yani Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf'ın çizgisinden gelmektedir. Dolayısıyla Kağıdı Abdülcebbar'dan beklenen husus arkadaşlar Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf'ın üzerine çalışmış olması da, ama şimdi burada tabii Kağıdı Abdülcebbar, zaten usulamsa Kağıdı Abdülcebbar ona atfedemeyiz bunu. Yani Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf'ı atfedemeyiz. Zaten metin bu. Fakat problem neydi? Diyoruz tekrar, Kağıdı Abdülcebbar'a böyle bir eser atfedilmesi söz konusu değil. Bu eser arkadaşlar, naşiri bunu iki nüshaya dayalı olarak neşretmiştir. İki tane nüshası vardır. Bu iki nüshaya dayalı olarak neşretmiştir. Bu iki nüshan her ikisinde de arkadaşlar, her ikisinde de eser Kağıdı Abdülcebbar'a atfedilir. Atfedilir. Fakat bizzat naşir eserin Kağıdı Abdülcebbar'a ait olmasının oldukça şüpheli olduğunu söyler. Yani kendisi de kabul etmez bunu arkadaşlar. Naşirin
öne sürdüğü seçenek, yani bu usulü hamse kime aittir dediğiniz zaman arkadaşlar, öne sürdüğü seçenek Kasım-ı Resi'dir. Hicri 265, yanlış hatırlamıyorum, 260'ları da Kasım-ı Resi arkadaşlar bir Zeydi'dir. Zeydi ile zaten Mu'tezili sistemi ele alır. Ona muhtemelen Kasım-ı Resi olabilir. Çünkü Kasım-ı Resi'ye arkadaşlar usulü hamse diye bir eser atfediliyor. Fakat az sonra tartışacağım, benim kanaatime göre Kasım-ı Resi de değil. Şimdi elimizde iki seçenek var arkadaşlar. Kâb-ı Abdülcabbar, böyle bir eser atfedilmemiş arkadaşlar. Bir de şunu söyleyelim. Bu eser muhtasar bir eser. Giriştir. Mu'tezilenin arkadaşlar için giriştir. Yani şöyle, ilkokul bebelerine okutulacak metindir. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Hani böyle Mu'tezili kelamda hani şey. Biz de ilkokul bebesiyiz şu anda arkadaşlar. Mu'tezili kelama giriyorsak böyle yani. O anlamda. Kâb-ı Abdülcabbar'ın aslında giriş mahiyetinde ya daha öz akaid tarzı bir eseri vardır. El Muhtasar fi Usulü Din diye arkadaşlar. Aslında yazmış bir eser. Kesin. Şimdi dolayısıyla o eserin yanında böyle bir eser yazmış olması zaten biraz zaittir. İki, zaten kaynaklarda Kâb-ı Abdülcabbar'a El Usul Hamse diye bir eser atfedilmez. Dolayısıyla bu eserin Kâb-ı Abdülcabbar'a atfı çok zayıftır. Yani yok böyle bir eserden zikrediliyor. Ebu'l-Hüzey el-Allaf olabilir ama Ebu'l-Hüzey el-Allaf'a atfedilmesini gerektirir gibi bir ibare yoktur. Bunun ne niçin olduğunu açıklayacağım az sonra. Cafer bin Harbi arkadaşlar toptan devre dışı bırakıyoruz. Çünkü bu eser bütünüyle Basra ekolü üzerine yazılmıştır. Basra'nın görüşleri vardır. Cafer bin Harbi Bağdat ekolü mütezilisidir. Bu da olmaz. Elimizde kalıyor Kasım el-Resi arkadaşlar. Şimdi Kasım el-Resi mesela Naşir Faysal Büdeyr Avn da bunun Kasım el-Resi'nin olabileceğini söylüyor ama şimdi Kasım el-Resi'nin problemi şu, bir Zeydi. Yani bunu niye söylüyorum? Zeydi, evet Mu'tezili düşünüyor benim söylüyorum da Zeydilerle Mu'teziler arasında arkadaşlar çok enteresan bir şey vardır, ilişki vardır. Bütünüyle alırlar. Hiç problem olmaz. Fakat imamet konusunda bir ayrım vardır. İmamet konusunda. Şimdi Sabi Şimitke der ki, onun bir makalesinde okumuştum. Yani şu anda Mu'tezili malzemeler üzerine çalışan en önemli araştırmacı ya da Mu'tezili kaynaklar üzerine bunu açığa çıkarması falan. Onun bir makalesini şöyle yazan. Şimdi tarihin belli bir döneminden sonra arkadaşlar, özellikle Mu'tezili'nin 11. tabakası, ki Kâb-ı Abdülcabbar'ın tabakasıdır. Sonra Zeydiler büyük ölçüde müellefatı, kelam müellefatını Mu'tezili metinler üzerinden yürütmüşlerdir. Mu'tezili metinler üzerine şerh yazmışlardır, talik yazmışlardır arkadaşlar. Ve bu şerh ve taliklerde arkadaşlar hep o Mu'tezili görüşleri açılmışlardır. Sadece imamet bahsine gelince arkadaşlar ana metinden sapıp Zeydi görüşü arkadaşlar empoze etmişlerdir ya da ortaya koymuşlardır. O meşhur Şerhul Usamsi diye duyduğunuz yahut bildiğiniz eserde de arkadaşlar böyledir. Hatta Sabin Şimitke der ki bazen durum o noktaya gelir ki bir Zeydi müellif üzerinde çalıştığı Mu'tezili eserde imamet konusunda dahi değinilmemişse tutar oraya imamet, Zeydi imamet görüşünü ekler, kitabın bir parçası haline getirir. O kadar şeydir yani, rahattırlar. Ha bunu şey yapmıyor arkadaşlar, bunu Zeydi görüşü yazayım da o adama nispet edeyim diye bir sahtekarlık için yapmıyor. Kitabı tamamlıyorum. Zaten benim. Millet de bilsin. Şimdi bunu niye anlattım? Zeydiye'nin imamet görüşü arkadaşlar. Evet Şia'nın imamet görüşünden biraz farklıdır. Hani ayrılır İmamiye'nin, İsnaşeriye'nin. Ama Hazreti Ali'nin ashabın en eftal olduğu fikrine dayanır. Burada hiçbir istisna yoktur. Ha bunun dışında arkadaşlar. Fadıl varken meftul imameti caizdir şeklinde görüşleri de kabul edilir ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir insanın Şii olması demek İmametin Hazreti Ali'nin hakkı olduğunu söylemesi değildir arkadaşlar. Ya da şöyle söyleyelim. Farklı bir bakış açısı olabilir. Çünkü kayda alınıyor. Söyledim şey. Hani Zeydiler de Şii olduğunu söyler ama yani imametin Hazreti Ali'nin hakkı olduğunu söylemek zorunlu olarak imamet başkasına gidince o gasıptır, geçersizdir demeyi gerektirmez. Bir İsnaşeri için arkadaşlar Hazreti Ali'den gasp edilen imamet gasp edene de yaramayacaktır.
Ona da yar olamayacaktır. Çünkü o gasıptır. Ama zeydilikte böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Çünkü gasp yoktur ortada. Şimdi bunu niye söyledim? Evet, Hazreti Ebubekir'in şunun bunun hilafetini kabul ederse arkadaşlar, ama şuradan arkadaşlar taviz vermezler. Hazreti Ali ashabın en faziletlisiydi. Bu elimizdeki usulü hamsede arkadaşlar, elimizdeki usulü hamsede imamet konusunda ufak bir pasaj vardır ve bu imamet konusundaki ufak pasajda arkadaşlar Zeydi görüş terk edin. Yani Zeydi görüş yoktur. Dolayısıyla bu eserin Kasım Erres'in elinden çıkmış olması kanaatimce imkansızdır. Bu eseri kim deyince arkadaşlar orta pek müellif kalmıyor. Şimdi ben bu eserin kime ait olduğunu bilmek için arkadaşlar aslında başka bir eserle kıyaslama yapmak lazım. Bu da meşhur Talik ala Şerhul Usulü Hamse. Talik ala Şerhul Usulü Hamse dediğimizde arkadaşlar, şimdi bu yazma eserler kurumunda arkadaşlar hani neşredilen, tercümesi yapılan, hiç gören olduğunu bilmiyorum, teberrüken el süreniniz var mıdır esere de, Kağıdı Abdülcebbar'a nispetle arkadaşlar neşredilen Şerhul Usulü Hamse adlı eser aslında Kağıdı Abdülcebbar'ın öğrencisi Manktim Şeştiv adındaki bir şahsın arkadaşlar Kağıdı Abdülcebbar'ın Şerhul Usulü Hamsesi üzerine arkadaşlar yazdığı taliktir. Yazdığı talik derken şöyle arkadaşlar, talik yazılmaz. Şöyle olur olay, yani talikin nasıl olduğunu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi mesela üstad gelir, tamam mı? Bir eseri okutuyor. Mesela Manktim. Böyle Manktim, hiç duydunuz mu bu ismi, biliyorum da böyle. Böyle mason gibi bir şey değil mi Manktim falan, böyle bir değişik bir isim. Pehlevice bir isim, ay yüzü demek arkadaşlar. Demek ki çok güzel bir insanmış, yakışık bir adammış. Benden halici olmasın arkadaşlar, kendimizi övelim. Şimdi Manktim hocasının eserini okuturken arkadaşlar, mesela diyor ki, mesela anlatıyor, okutuyor şimdi. Aynı benim yaptığım arkadaşlar mesela. Ben şu anda Şeyh Usta Hamse talikte bulunuyorum. Daha henüz başlamadım ama başlayacağım arkadaşlar. Şimdi işte üstad burada böyle dedi ama böyle değildir. Bizce mesele şudur, şöyle şöyle açılar arkadaşlar. Onu söylerken öğrencisinin bir de bunu not alır arkadaşlar. Yazmanın, o da kendi elindeki nüshaya düşer hocasının yazdıklarını arkadaşlar. İşte öğrencinin yazdığı şeye talik artık olur arkadaşlar. Eserin üzerine talik düşürmüştür. Yoksa oturup da talik yazacağım diye yazmıyor arkadaşlar. Şimdi bunu niye söyledim? Şerhul Usulü Hamse olarak bildiğimiz o talik ala Şerhul Usulü Hamse, ki artık talik ise o şerh de böyledir. Hani talik de temel aldığı şerhin planı üzerine gelişmektedir. Temel aldığı şerhin planı üzerine gelişmektedir. Şimdi dolayısıyla Kağıdı Abdülcebbar'ın Şerhul Usulü Hamsesi diyelim arkadaşlar. İle şu elimizdeki usulü hamsenin arkadaşlar plan aynıdır. Şunu da söyleyelim. Erken dönemde usulü hamse diye eser yazılmış ama arkadaşlar sonraki dönemlerde pek böyle bir eser yazmamış Mutezile nedense. Yani çok fazla yok. Hep öyle yazmasını bekliyorum ama yok. Mesela Kağıdı Abdülcebbar'ın eserlerine baktığınızda El-Muni fi Ebvab-i Tevhid vel-Adl. İki plan üzerine yaptı. İki eser. El-Mecmu fil Muhit Bittek. Gerçi El-Mecmu da onun başında El-Muhit Bittek'tir. Gene böyle beşli bir plan yoktur arkadaşlar. Mesela az önce söyledik. El-Muhtasar fi Usulüddin. Dörtlü bir plan üzerine yazılmıştır. Tevhid, adalet, nübüvvet ve şeriat. Dört ana ilke. Yani terk ediliyor nedense. Şimdi biz tekrar gelelim arkadaşlar. Bu Şeyh Usulü Hamse ile Usulü Hamse arkadaşlar aynı plan üzerine oturur. Tartışmaların yerleri bile aynıdır. Yani hangi meseleyi nerede tartışmışsa Şeyh Hüsnü Hamse'ye bakıyorsunuz, Talik ala Şeyh Hüsnü Hamse aynı yerdedir arkadaşlar. Aynı yerdedir. Ha şimdi demek ki aslında bu Usulü Hamse, Şeyh Usulü Hamse'ye arkadaşlar temel olan metin. Şeyh Hüsnü Hamse peki, Şeyh Usulü Hamse. Şimdi burayı karıştırmayın arkadaşlar. Şu elimizdeki metin Şeyh Usulü Hamse değil. Yani Kağıdı Abdülcebbar'ın yazdığı Şeyh Usulü Hamse değildir. Onun üzerine bir taliktir. Ama nihayetinde Kağıdı Abdülcebbar'ın Şerh-i Usulü Hamsesi'ni içermektedir. İşte Kağıdı Abdülcebbar'ın bu Şerh-i Usulü Hamsesi kanaatimce şu Usulü Hamse'ye dayanmaktadır arkadaşlar. Yani aynı plan üzerine olmaktadır. Bunu niye söyledim? Şimdi Kağıdı Abdülcebbar'ın Şerh-i Usulü Hamsesi kimin Usulü Hamsesi'nin şerhidir arkadaşlar? Şimdi mesela baktığınız zaman Şerhul Usulü Hamse'nin tercümesine falan filan Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf'ın şerhi olduğu söylenir ama arkadaşlar
Gözden kaçırdığımız bir şahıs var. Kaçırdığımız da demiyorum da arkadaşlar, bu gözden de kaçırmıyor. Mu'tezile'nin 10. tabakasında bir şahıs vardır. Ebu Ali İbni Hallat. Bu Ebu Haşim el-Cübbai'nin öğrencisi, Kadı Abdülcebbar'ın hocasıdır. Ebu Ali el-Cübbai ve Ebu Haşim el-Cübbai'nin öğrencisi, Kadı Abdülcebbar'ın hocası olan Ebu Ali İbni Hallad'ın, hatta İbni Hallad el-Basri olarak mı, meşhur bir usulü hamsesi var arkadaşlar. Meşhur bir usulü hamsesi var. Bu usulü hamse arkadaşlar, sonraki Mu'tezile içerisinde, hatta Zeydiye içerisinde çok etkili olmuştur. Şöyle söyleyelim. Felsefi kelam döneminde mevakıf neyse İbn Hallad'ın usulü hamsesi de odur. Gelen geçen bir şeyi çiziktirmiş gibi bir şey var arkadaşlar. Özellikle Zeydiler. Çünkü zaten belli bir dönem sonra halis Mu'tezileler ortadan kalkar arkadaşlar. Şimdi Kadı Abdülcebbar aslında Şerh-i Usul-i Hamsesini arkadaşlar Usul-i Hamse üzerine yazmıştır. Şöyle söyleyelim. Kadı Abdülcebbar, çünkü İbn-i Hallad el-Basri hocasıdır. Fakat burada bir problem vardır. İbn-i Hallad el-Basri Usul-i Hamse'yi yazmış. Sonra tutmuş kendisini bir şerh etmiş. Fakat şerh ederken ömrü vefa etmemiş. Vefat etmiş. Bunun akabinde arkadaşlar Kadı Abdülcebbar bu eseri bir şerh ediyor. Özür dilerim. Şerhi tamamlıyor. Önce o hocasının yarım bıraktığı şerhi tamamlıyor. Bakın öğrencideki vefayı görüyor musunuz arkadaşlar? Tamam mı? Buna tekmiletü şerh diye kayıtlara geçmiştir bu eser arkadaşlar. Sonra tutuyor usulü hamse, bir de kendisi baştan şerh ediyor. Ayrıca bir şerh yapıyor. O yüzden Kadı Abdülcebbar'ın arkadaşlar, yani kaynaklarda vardı. Şerh-i usulü hamse vardır, bir de tekmiletü şerhi vardır arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla aslında Kadı Abdülcebbar'ın arkadaşlar Şerh-i usulü hamsesi İbn Hallad el-Basri'nin şerhine arkadaşlar, usulü hamsesi üzerine yazılmış bir şerhtir. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Sonra o eserin hikayesi ayrı artık. Ondan sonra talikleri yazılıyor, şunu yapıyor. Bizim konumuz değil o arkadaşlar. Şu esere geldiğimizde ilk bölümde ben size bir takım notlar koyacağım. Özellikle bilgi, nazar bahsinde arkadaşlar, bu eserde herhangi bir şahıstan bahsedilmez. Herhangi bir şeyh isimde ismen atfedilmez arkadaşlar. Ancak dile getirilen görüşlere baktığınızda arkadaşlar, Ebu Ali el-Cübbai'nin, Ebu Haşim el-Cübbai'nin görüşlerinden bahsedilir. Şu Ebu Ali el-Cübbai ve Ebu Haşim el-Cübbai'yi de arkadaşlar şöyle bilmek lazım. Yani bunlar böyle sıradan şahsiyetler değildirler. Hani size demiştim ya arkadaşlar, Usul-i Hamse üzerine eserler yazıyor. Altıncı tabakadan bahsetmiştim. Pek çok görüş ortaya çıkıyor vesaire vesaire. Ayrı bir mezhep görüşü. Mezhep de ortaya çıkıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım gençler. Bir mezhebe ismini veren şahıs vardır. Ya da bir mezhebin temelini atan şahıs vardır. Ama asla mezhebin kurucusu o değildir. Buradan kastımız nedir? Yani şahıs gelir arkadaşlar. Bir takım şeyler ortaya söyler ama şeker kullanmıyoruz herhalde sağlıklı yaşam için. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç düşünmemiş miydi? Neyse ki yanımda taşıyorum. Bu da kayıtlara geçsin. KDO'da şeker bile vermiyorlar. İşin esprisi hocam. İnan karıştırma çubuğumda vardı ama bitti. Şimdi ben böyle şeyim var arkadaşlar. Bana büyük kupa da getirin. Küçük cam bardak da getirin. Kağıt bardak getirin. Hepsine bir şeker atarım. Yani böyle yani. Neyse. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bu bölüm bile. Hani bir adam vardır. O temeli atar ama arkadaşlar. Esas Kur'an sonrasında. Buna sistemleştiren diyoruz biz. Eşari arkadaşlar. Eşari mezhebinin ismini vermiştir ama. Eşarilik dediğiniz zaman
Yani hiç diriyemeyiz ama çünkü Bakıllani olmasaydı hiç olacaktı. Maturidilik arkadaşlar. İmam Maturidi önemlidir. Ama çok teşekkür ederim üstadım. Ebu'l-Muin en-Nesefi olmasaydı İmam Maturidi diye bir şey olmazdı akşam. Maturidik diye bir mezhep de olmazdı. Şimdi Mu'tezile diye bir mezhep olurdu. Orada kesin arkadaşlar. Problem yok. De, fakat şöyle bir şey vardı. Eğer Ebu Ali el-Cübbay ve Ebu Haşim el-Cübbay olmasaydı Ebu Hüzeyl el-Allah diye biri olmazdı. Çünkü onun görüşlerini alıp Mu'tezile'nin ana görüşü haline getiren, ana baskın damar haline getiren şahsa bunlardır. Bunu niye söyledim arkadaşlar? Şöyle, Mu'tezile içerisinde şimdi bir sistemleştirme hareketi başlıyor. Bu çok yaygın bilinen bir yanlıştır. Ebu Hüzeyl el-Allah 5 esas sistemleştirmiştir. Yani bunu söyleyen arkadaşlar ya sistemleştirmenin anlamını bilmiyor ya da Mu'tezile tarihini bilmiyor. Sistemleştirmek şudur bakın. Mezhep içerisinde ortaya atılan çok farklı, birbirinden farklı görüşler arkadaşlar, tadil, tekmil, telif ve terk aşamalarından sonra ana bir görüşe ulaşmaktır. Yani görüşleri alırsınız arkadaşlar. Yanlışı varsa düzeltirsiniz, tadil edersiniz. Eksiği varsa tamamlarsınız, tekmil edersiniz. Bunlar birbiriyle uzlaştırılabiliyorsa uzlaştırırsınız, telif edersiniz. Hiçbir şey olmuşsa terk edersiniz. Mesela Nazzam'ı kümün teorisi terk edilmiş. Hiç uzlaşmaz arkadaşlar. Yani o atomculukla tamamen terstir. Uzlaşamaz ve terk ediliyor arkadaşlar. Çok özgün bir teori ama terk ediliyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi tabii sizin arkadaşlar bütün görüşlerin anlayıp onları hamule edip bunlar arasında bu tür bir faaliyet ya da ilişki kurup işleyip ana bir görüşü ortaya koymak büyük bir arkadaşlar entelektüel kapasite ister. Çaba ister. O yüzden böyle bir çaba arkadaşlar Ebu Ali el-Cübbay 8. tabakada başlar. Sonra Ebu Haşim el-Cübbay gelir. Onunla birlikte baba oğul devam eder. Bunlar tabii bütün Mu'tezili görüşleri detaylı bir şekilde tartıştıkları için ondan sonraki nesillerde yapılan atıklar hep bunlardır. Yani bir kitap, Mu'tezili kitap arkadaşlar aldınız elinize, tamam mı? Ebu Ali el-Cübbay ya da Ebu Haşim el-Cübbay'dan bahsetmiyorsa çöpe atabilirsiniz. Ya da şöyle çöpe atabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Mu'tezile değildir o kitap. Yani başka bir şeydir o. Şimdi dolayısıyla bakın bunu niye söyledim? Şu kitap isim verilmez ama Ebu Ali ve Ebu Haşim tarafından dile getirilen bazı görüşler vardı. İncelikleri yakaladığınızda, bildiğinizde arkadaşlar onunla detaylarda seziyorsunuz arkadaşlar. Hani sezmek değil, görüyorsunuz arkadaşlar. Bu görüş onun tarafından atılmış. Şimdi bunu niye söyledim? Demek ki bu eser arkadaşlar aslında Ebu Ali ve Ebu Haşim'den sonra yazılmış bir eserdir arkadaşlar. Ve burada da elimizde o var olan şahıs arkadaşlar sadece İbni Hallad el-Basri'dir. 10. tabaka. Yani üstadlarının görüşlerini çok iyi bilen arkadaşlar bir şahıs tarafından kaleme alınmış olması gerekir arkadaşlar. O yüzden şimdi bir bu. İki dedik arkadaşlar, yani Şerh-i Sülamse ile plan aynı. Tartışmalar aynı yerde gidiyor. Dolayısıyla Şerh-i Sülamse'nin dayandığı metin olabilir bu. Ya da dayandığı metinle aynı mantıkla. Şerh-i Sülamse'nin İbn-i Hallad el-Basri usulü hamsesine dayandığı kesindir arkadaşlar. Yani bakmayın başka kaynaklarda bir şey yazıyor, onunla inanmayın sakın. Ben bu işin uzmanıyım, siz bana güvenin arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar... Mu'tezile'nin 5 temel ilkesi olan El-Usul Hamse adlı eserin Kadı Abdülcebbar'a değil de İbn-i Hallad el-Basri'ye ait olması daha kuvvetli bir ihtimal. Ben tabi ileride, yani yalnız bunu kimseye söylemeyin arkadaşlar, sağda solda bir makale yazmam lazım bu konuda arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bunu ortaya... Biz derlerse onu şey yapalım. Ona gelmeyelim. 70 milyon izleyecek. Tamam, 70 milyon izleyecek. bir gün fakülte derseniz böyle uyduruk kaydırık bir konu hocam işte. Hocam halkımız bunları merak ediyor. Halkın alakası yok. bir şey sordu hocam ya bu falan şey. Hocam diyor halkımız bunları merak ediyor. Yani halk nerede işte ya böyle efendim nazar niye vaciptir falan filan. Çok değişiyor. Halkın nazar vaciptir. Nazar deyince ne anlar halk? Belli göz değmesi. Şimdi arkadaşlar, yani tabi bu bir teori. Yalnız şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Usulü Hamse'nin Kadı Abdülcebbar'a ait olması çok zayıf bir ihtimal. Yok böyle bir şey. Eser zikredilmiyor arkadaşlar.
Kasım Evresi kesinlikle değildir. Tarihsel olarak bence imkansızdır. Çünkü Ebu Ali ve Ebu Haşim tarafından dile getirilen bir takım görüşler vardır. Onlardan öncedir, çok önce. Yani böyle 50-60 sene öncedir. Bu eserin kesinlikle şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Yani bu şurası kesin. Bu Ebu Ali ve Ebu Haşim'den sonra yazılmıştır. Ve Şehus Hamsi'nin dayandığı eserle arasında mutlak bir bağ vardı. Ya bu eserdir ya da onunla özdeşmiş, onu görmüş eserdir. Başka bir eser yok yani böyle. Bilinen başka bir eser yok arkadaşlar. Ve yani şunu da söyleyelim gençler. Yani o usulü Hamse dediğimiz üzere arkadaşlar, üzerine yapılan şerhler ve talikler üzerinden Zeydi geleneği çok acayip etki etmiştir özellikle. Yani Mu'tezili geleneği hayır. Bir de Zeydi kelamının ana damarını benimsemiş, ana damarını belirlemiştir desek abartmış oluruz. Ama yani şey yaparız yani arkadaşlar. Yani bayağı bir önemli şey ortaya koymuş oluruz. Şimdi tabii bir yandan saate bakıyorum arkadaşlar. Şimdi ben artık metne bir başlayalım. Şimdi bu metinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi Mu'tezile dedik ki arkadaşlar, demedik aslında, diyelim. Akılcı bir fırka. Şimdi akılcı fırka, akılcılık biraz farklı bir şey arkadaşlar. Şimdi aslında akılcı demeyelim de Mu'tezile arkadaşlar, akli bir fırka diyelim. Şimdi yani bir rationalizm var arkadaşlar, akılcılık. Ya da rational man dediğiniz zaman akılcı bir insan. Bu akılcı demek şu demek arkadaşlar. Ben hakikati, her şeyi aklımla ortaya koyarım. Bizim İslam düşüncesinde arkadaşlar rational man diyebileceğimiz adam İbn-i Sina'dır. Ya da felsefeci de, onun nezdinde felsefeci. Felsefeci rational adamdır. Yani rasyonalisttir o. Yani o şu, rasyonalist şudur arkadaşlar. Ben her şeyi aklımla ortaya koyarım. Vahye ihtiyacım yoktur. Bunlar da seyrediyorlar değil mi hocam? Bilsinler, tanısınlar onlar arkadaşlar. Mu'tezililer ise arkadaşlar, bakın daha sonra, reasonable yani akli düşünen insanlardır arkadaşlar. Yani bir şey akılla ortaya koymak değil de akla aykırı olmamasını tercih ederler. Aslında biraz daha yakındır arkadaşlar. Yani hani topyekun akılcılıktan bunu reddedemeyiz, yani çıkartamayız ama arkadaşlar, yani bir aklilik damarı da var bu Mu'tezile. Yani akılcılığa kayan bir tarafları da var. Ama onları kurtaran şudur arkadaşlar. İlki olarak Nass'ın hakimiyetini kabul etmiş olmalarıdır arkadaşlar. İlk olarak Nass'ın hakimiyetini kabul etmiş olmaları onları felsefecilerin düştüğü saf akılcılıktan kurtarır arkadaşlar. Bir de bir takım temel ilkelerdeki tercihleri kurtarır arkadaşlar. Yani mesela söz gelim şöyle söyleyelim. Konudan konuyu atlıyoruz ama belki konuyu anlamamız için belki iyi olabilir arkadaşlar. Fahrettin Razi'nin, yanlış hatırlamıyorsam, Metalibül Aliyesi'nde, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, çünkü başka bir soru olabilir. Şunu söyler Fahrettin Razi. Sudur teorisi akla daha uygundur. Yani akıl açısından baktığınızda alemin ezelde yaratılmış olması arkadaşlar, yokluktan yaratılmış olmasından daha makuldür. Akla daha uygundur. Ama her zaman deriz arkadaşlar, bir şeyin makul olması onun doğru olduğunu göstermez. Kelamın temel ilkesi. Yani Razi de tutup zaten arkadaşlar, ya kainatın işte sudur teorisiyle ortaya çıktığını kabul etmez. Ne yapar? Yoktan yaratmacı. O klasik kelamın yoktan yaratmacı teorisine gelir. Şimdi bunu niye söylüyorum? Mu'tezile ne kadar akılcı olursa olsun arkadaşlar, hiçten hiç çıkar. Yani yokluktan bir şey ortaya koyamazsın. Bu aklın olacağı bir şey değildir arkadaşlar. Ama tutar gelir orada der ki alem yokluktan yaratılmıştır arkadaşlar. Ve alemin ezelde yaratıldığını falan filan söyleyen de arkadaşlar düz tekfir ederler. Hiç yani böyle Gazzali gibi üzerine çok fazla tartışmazlar da. Direkt kafir. Temize havale ederler. Niye? Çünkü nasıl orada onu söylemiş artık arkadaşlar. Nasıl orada onu söylemiş. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sıradan bir müminin yaşantısı için, Allah'la olan ilişkisini düzenlemesi için alemin yoktan yaratıldığı mı yoksa sudur ile sebebiyle yaratıldığı mı bir önemi var mıdır? Yoktur. Onun için alemin. Dolayısıyla yani bu zaten Allah ile olan ilişkimizi düzenlemeye herhangi bir etkisi yoktur ki biz orada hangisi daha makuldürün peşine gidelim. Orada Nass'ın verdiğini koy ortaya git arkadaşlar. İşte o yüzden diyorum. İşte bakın hani bu tercihleri işte Mu'tezile felsefeden ayırıp rasyonel değil de reasonable insanları yapmışlar arkadaşlar. Şimdi tabii buna rağmen arkadaşlar Mu'tezile en azından şöyle bir fikri var. Evet biz akılla dinin tamamını inşa edemeyiz ama
temelini ortaya koyabiliriz. Bu aslında Mutezili'nin bu tavrı akılla din inşa etmek değildir arkadaşlar. Vahyin inşa ettiği dinin akla uygun olduğunu göstermektir arkadaşlar. Şimdi buradan başlayacağız arkadaşlar. Nereden başlayacağız? Tabii şimdi hani en azından dinin ortaya koyduğu temel ilkelerin, temel düşüncelerin, müesseselerin arkadaşlar akla uygun olduğunu ortaya koyabilmek için ya da akla uygun olduğunu göstermek için sizin aklınızla bunlara ulaşabilmeniz gerekir arkadaşlar. Bakın temel ilkeler diyor. Hepsini değil, temel ilkeler. Şimdi dolayısıyla öncelikle arkadaşlar hikayede başlangıç kimdi? Neydi? Allah'tı. Şimdi fakat Mu'tezile'nin güzel tarafı bu arkadaşlar. Mesela Jön demeyelim de arkadaşlar. Başrolde Allah var ama arkadaşlar ona başrolü veren kim? Belirleyici olan insan. Mesela bir eşerliğe geldiğiniz arkadaşlar Allah başrolü, başrolü. Senaryoyu kendisi yazar, başrolü kendisine verir. Ben hiçbir alakası yok. Mu'tezile'de arkadaşlar başrolü biz veriyoruz. Evet başrolde var ama onu biz veriyoruz. Yani onun varlığını biz ortaya koyacağız arkadaşlar. Şimdi Tanrı'nın varlığını ortaya koymak için ise arkadaşlar ne yapacağız? Onun varlığı üzerine düşüneceğiz arkadaşlar. Düşüneceğiz. O yüzden meseleye baktığınızda arkadaşlar ki artık metne dönebiliriz. Sizin metni aynı ne diyor? Allah'ın senin üzerine vacip kıldığı ilk şey nedir? Cevap arkadaşlar. Dikkat şu noktaya çekeyim. Allah'ı bilmek demezler. Vacip olan şey Allah'ı bilmek değildir arkadaşlar. Allah'ı bilmeye, tanımaya götüren nazardır. Yani ilk nazardır arkadaşlar. Düşünmektir arkadaşlar. Çünkü Allah'ı bilmenin yolu dediğiniz zaman arkadaşlar Allah'ı mesela burada hemen bir böyle ilimde rusuf sahibi olmaya aday pek çok arkadaşımız var. Hepimiz öyleyiz. Allah'ı nasıl bildiniz? Efendim? Yapma ya. Ben merak ediyorum. Bunu mesela nasıl yaptın mesela? Hayır arkadaşlar. Hiçbiriniz nazar yapmadınız. Çevreniz ne verdiyse onu aldınız arkadaşlar. Değil mi? Ya da aramızda nazar yoluyla Allah'a ulaşan varsa da yani enaniyet olmasın diye söylemiyordur herhalde arkadaşlar. Şimdi ya Allah'ı bilmeniz işte olabilir. Fakat benim merak ettiğim nokta şu. Zorunlu olarak bilen var mı? Haybin yaksan zorunlu olarak bilmemiştir. Yani kendini bildiği andan itibaren Allah fikri onun zatında olan var mıydı arkadaşlar? İnteraktif bir ders ortamı yaratmaya çalışıyorum. Hocam çevreden aldığınız şey kendini bilmemizden daha öte gidiyor yani. Ben nasıl yani? Anladığından beri evet anlattılar. Ben bilmiyorum. Yok bilmiyorum. Ya, yok. Öncelikle ben ne sordum? Allah-u Teala bilmek, şöyle arkadaşlar, Allah-u Teala bilmenin yolları vardır, tamam mı şimdi arkadaşlar? Bir zaruri olarak bilmek mesela arkadaşlar. Yani zorunlu olarak şimdi bakın, Allah-u Teala'nın varlığı zorunlu olarak bilinebilir mi? Eğer bir zorunlu olarak bilseydik, ihlas her zaman tam olurdu. Yani %100 olurdu. Zorunlu olarak bilmediğimiz için zaten. Bakın arkadaşlar, bireysel, şimdi mutezili, bak din dediğiniz zaman arkadaşlar genel hitap edecektir. Tikel cinslikleri bizi ilgilendirmiyor. Yani şöyle bir adam vardır kötü farklı bir durum. Biz genele uygun bir şey ortaya koyacağız. Şimdi demeye çalıştığım nokta şu arkadaşlar. Klasik kelamın görüşüne göre arkadaşlar tamam. Yani genel görüşe göre arkadaşlar. Tamam mı? Allah-u Teala'nın varlığı zorunlu bir bilgi değildir. Allah-u Teala'nın var olduğu bilgisi zorunlu bir bilgi değildir arkadaşlar. Çünkü bir şeyin varlığı zorunlu olsaydı arkadaşlar, bir bilgi zorunlu olsaydı hiçbir varlığın o bilgiden yoksun olamaması gerekirdi arkadaşlar. Ve şunu da söyleyelim. Zorunlu bilginin karşısında sevap tayin edilmez arkadaşlar. Dolayısıyla yani ya da o bilgiye arkadaşlar eğer zorunlu bilgiyse o bilgiye sahip olamayan insan arkadaşlar ona sahip olamadığı için sorumlu tutulamazdı. Çünkü zorunlu bilginin kaynağı kendisi değildir. Başkasıdır arkadaşlar. Zorunlu bilgi bize dışarıdan gelir. O yüzden kelamcılar arkadaşlar Allah-u Teala'nın zorunlu olarak bilinebileceğini kabul etmezler. Çünkü zorunlu olarak bilinse zaten arkadaşlar bütün sistem çöktü. Kelam kitaplarını çöpe atalım arkadaşlar. Çöktü.
Nedir bunun yolu? İstidlal işte. Nazar dediğimizde budur arkadaşlar. İşte dolayısıyla insan tabii öncelikle arkadaşlar Allah-u Teala'nın varlığını bir ortaya koyacak. Tabii koymak için de onun üzerine düşünecek. Yani önce buna düşünmesi gerektiğini bilecek arkadaşlar. Dolayısıyla insan içerisinde, insan için vacip olan arkadaşlar önce Allah-u Teala'nın varlığına ulaştıracak düşüncedir. Önce bu arkadaşlar. Nazarul müeddi ilallah ya arkadaşlar. Şimdi Allah-u Teala'nın arkadaşlar, şimdi burada hiç problem yok. Allah-u Teala'nın varlığını, özür dilerim, kusura bakmayın arkadaşlar. Bu nazar şekli arkadaşlar, şimdi çünkü iki, bir diğer yolu müşahede yolu zaten o arkadaşlar. Bizim hiçbir konumuz ya Allah-u Teala'nın müşahede edilmesi zaten hiç tartışılmaz arkadaşlar. Şimdi bu Allah-u Teala'nın arkadaşlar, işte insan üzerine vacip olan ilk şeyin Allah-u Teala'nın varlığına götüren nazar olduğu konusunda hiçbir ihtilaf yoktur. Tamam, bu genel bir ilkedir arkadaşlar. Burada kısa hani böyle sadece antiparantez hatırlatalım. Vacip kavramının tanımı çok önemlidir. Vacip kavramının tanımı Mutezili kelamında arkadaşlar. Yani vacip aslında bizim kelamda farz, özür dilerim, fıkıhta, gündelik hayatta farz olarak bildiğimiz şeydir arkadaşlar. Vacibin tanımı şudur aslında arkadaşlar. Yap, ihlali zemmi gerektiren fiildir. İhlali zemmi gerektiren fiil şudur. Yani kişi onu yapmadığında arkadaşlar zem, dünyada zem, ahirette ikabı hak eder arkadaşlar. Yani normal şartlar içerisinde, normal şartlar içerisinde tabii bu tanım, tanımın esas yani tam olarak baktığınızda vacip, vacibin daha uzun tanımı vardır. Daha uzun tanım da şudur. Yapıldığında, yerine getirildiğinde övgü ve sevap, yapılmadığında ise zem ve ikabı hak ettiren fiildir. Ama tabii yapıldığında övgü ve sevabı hak ettiren başka fiiller de vardır. Mesela mendup fiili arkadaşlar. Ya da genel mutezili kelamda ya da ahlak anlayışında hasen kapsamında olan bütün fiiller arkadaşlar, bütün fiiller aslında bunu şey yapar. Yani yapıldığında övgü ve sevabı hak ettiren unsurunda ortaktır. Hepsi tanışır. Ama tanım dediğimiz şey efradını cami ayarını mani olmak olacaksa vacibi diğer hasen olan yani fiillerden ayırmak lazım. Mesela mendubu yaptığınızda övgü ve sevabı hak edersiniz ama yapmadığınızda zem ve ikabı hak etmezsiniz. Dolayısıyla bu sizin üzerinize akşam bir zorunluluk tereddüt ettirmez. Ama vacip fiili yaptığınızda övgü, yapmadığınızda zem ve ikab tereddüt ettiği zaman arkadaşlar o diğer bütün hasen fiillerden ayrılıp kendi özel kategorisine kavuşur. Dolayısıyla nazar dediğimiz zaman Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini size ulaştıracak olan nazarın terki arkadaşlar vacibin terki demektir. O konumuz sonraki konumuz ama vacibin terki ise gençler Mutezile kelama göre birini ebedi cehenneme götürür. Burada problem yok. Şimdi Mutezile kelamda arkadaşlar esas problem şu. Bu nazar niye vacip? Arkadaşlar. Yani kişiyi Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini götürmeye gelen nazarın vücub sebebi, veci nedir arkadaşlar? Ve hakikaten bu metin de karışmakta arkadaşlar. Genel Mutezili literatüre baktığınızda orada bir karışıklık ortaya çıkmaktadır. Şimdi sizin metninizde tabii nasıldı bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi niçin bunun vacip olduğunu söylediniz? Yani Allah-u Teala'nın varlığını bilmeye götüren nazar vaciptir dedik ya. Niçin vacip olduğunu söylediniz? Ona denir ki, çünkü Allah'ı bilmezsek ona isyan edip helak olmaktan korkarız. O halde günahlardan kaçınıp taat yapmak için onu bilmek gerekir. Tekrar siz okudunuz mu metni arkadaşlar? Ne anladınız buradan? Şimdi arkadaşlar ben tartışmaları şöyle özetleyeyim ben size. Allah'ın varlığına götüren nazarın vücubiyet sebebi üzerinde arkadaşlar Mutezili gerekli temelde 3 tane açıklama tarzı vardır. Bir tanesi Kadı Abdülcebbar'ın lütuf olduğu için, bu şu anlama gelir arkadaşlar. Sizi ya Allah-u Teala'nın varlığını bilmek arkadaşlar,
sizi vacipleri yapmaya, kabihlerden de kaçınmaya yaklaştırır. Yaklaştırır. Burayı anlatabilir miyim? Yani vacipleri yapmaya, kabihlerden de uzaklaşmaya yaklaştıran şey lütuftur. Kişi Allah-u Teala'nın varlığını bilirse vacipleri yapmaktan, kabihleri de yapmamaktan yakın olur. Vacipleri yapmaya, kabihleri de yapmamaya daha yakın olur. Birinci teori bu. Bir çelişki görüyorsunuz mu burada? Evet. Mesela? İnsanın başına gelen vaka aynı olmayabilir. Şimdi lütuf, yani şükür etmek, yani lütufta bulunmak demek ki herkese aynı lütufta bulunmak anlamına gelmiyor. Ya da mesela lütufu tam olarak Allah'ın verdiği gibi algılamayabilir o şahıs. Tamam. Haliyle çok lütfetmesine rağmen başına çok lütfu da gelebilir. Şimdi hacım, çok güzel. Arkadaşlar biz Allah'ı biliyoruz mu? Biliyoruz ya. Şimdi önce onu bir ortaya koyalım şimdi. Tamam. Bütün vacipleri yapıyoruz mu? Aa, dinler arkadaşlarım da. Yok şimdi arkadaş, bakın kendinize bilin. Şimdi şöyle demeye çalıştığım nokta şu. Şimdi lütuf teorisine geçiyoruz, atlıyoruz ama şimdi mesele şu. Bu tezliğe göre arkadaşlar bakın yaklaştırır diyoruz, tamam mı? Yani lütufun var olması arkadaşlar o fiilin mutlaka sonucunu doğurmaz. Şimdi bakın yani mutezili, hepimiz mutezilis. Tamam mı şu anda arkadaşlar? Dedik ki estağfurullah derken yani haddimize mi yoksa haşa sümme haşa mı? İkincisi. Tamam. Ben de sana katılıyorum. Neticede kayıda giriyor arkadaşlar. Şimdi yok, yani demeyeceğim arkadaşlar bakın. Şimdi bir şeyin lütuf olmasa onun sonucunu mutlaka doğuracağı anlamına gelmez. Bu bir. İki, lütufun da tek bir şekli yoktur. Yani Allah-u Teala birine başka bir şekilde lütufta bulunur, ötekine başka bir şekilde lütufta bulunur. Mesela aranızda yoktur mesela. Burada konuşurken daha güzel mesela. Bursa'da konuşurken hep benim öğrencim, hep sınıfta anlattıklarım ama yani burada şey, mesela Tuğba Bilir, lisanstan benim öğrencimdir. Mesela klasik bir örnek var arkadaşlar. Bir insan, mesela hayatta derim mesela ben, bir örnek. İnsanın hayatta görüp görebileceği, yaşayabileceği en büyük acı nedir? Kimin ölümü? Annesinin. Öyle mi? Bedensel bir acı. Tamam, neyse bir şey. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Buradan arkadaşlar aramızda pek evli olan şahıs olmadı. Evlat acısı da olabilir arkadaşlar diye düşünüyorum ben. Yani kendimden şey yapıyorum. Allah kimseyi yaşatmasın arkadaşlar. Şimdi evladı ölen bir baba ya da bir anne bu ölüm karşısında nasıl bir tavır geliştirebilir? Zaten olumlu aldı. Şimdi şöyle olabilir mi arkadaşlar? Serbest gidiyoruz. Sakin arkadaşlar. Tamam. Yok. Yok, bazı ilahi işaret buralar bir şey yapıyoruz yani. O yüzden. Debilir yani. Yani ne olur ne olur. Şimdi yok, şimdi düşünürsem şimdi. Bir baba çocuğunun ya da anne çocuğunun ölümü için sebebiyle onu suçlu görüp isyan edebilir mi? Mümkün müdür bu? Mümkün. Peki bir anne ya da baba evladın ölümünün verdiği acıyı ancak onunla teselli edebileceğini düşünüp ona daha da yaklaşabilir mi? Şimdi bakın, aynı olgu iki farklı sonuca yol açabiliyor. Şimdi işte bakın, Mutezile böyle düşünüyor. Aslında bunların ikisi de lütuftur. Bir tanesi elinin tersiyle etti. Bir tanesi o lütfun gereğini aldı, benimsedi, gereğini yaptı. Şimdi dolayısıyla eğer, yani Mutezile çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Lütuf sizi mutlak olarak fiile sevk etmez. Yani Ehl-i Sünnet'e şöyle yapacak. Allah lütuf verirse o fiilin sonucu olacak. Mesela Allah imana yönelik lütuf verdi. O kişi mutlaka lütfe, ya imana gider. Çünkü lütfu geri döndürülemez. Sonucu da zor. Mutezile. Ama bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Fiildeki özgürlük ortadan kalkıyor. O yüzden Mutezile arkadaşlar şey yapmaz. Yani lütufu verdiğinde mutlaka sonucu olacak değil. Sonuç yine insanın elindedir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bakın, aynı lütuf bile farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Allah-u Teala mükellefe göre farklı bir lütuf verebilir.
Yani öyle Mu'tezile sistematiğine baktığınız zaman o kadar derin detaylı tartışmalar vardır ki. Mesela biri için olan lütuf öteki için mefsedesi ona verilebilir mi? Çünkü lütuf vacip bir de. Yani mesela adamın birisine mesela arkadaşlar nasıl söyleyeyim ya şimdi sen de yok. Yani yok bu örnek vardır mesela. Birinin çocuğunun olması öteki için mefsedet olursa. Ona çocuğu yani birine mesela çocuğu olması onun için lütuftur ama öteki için mefsedettir. Allah-u Teala'nın bu lütuf vermesi caiz midir? Şekli tartışmalar gider arkadaşlar. Şimdi bunu şunu yapmaya çalışıyorum ben. Bizim konumuz hani değil ama tekrar şu noktaya gelelim. Marifetul yani Allah'ın varlığını bilmek lütuf ise arkadaşlar. Lütuf ise yani herkesin neye göre yönelik lütuf? Vacipleri yani bize Allah'ın yüklediği ya da aklın yüklediği yapılması gereken bütün fiilleri yerine getirmek, yapılmaması gereken bütün fiilleri yani kabihlerden de kaçınmak şeklinde bir lütuf ise herkesin buna gitmesi lazımdı arkadaşlar. Herkes buna gidemiyor. Dolayısıyla hani demeye çalıştığımız nokta bu açıklama tarzı bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendirmiyor. Şimdi mesele şu benim daha aradığım nokta şu. Şimdi Kadı Abdülcebbar'ın bu diyor ki lütuftur. Ama bakın neye yönelik lütuf? Vaciplere denk yapmaya, kabihlerden sakınmaya. Şimdi bir insanın yani iyi takip edin. Burada mantıki silsileyi kurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki benim şu vacipleri yapmak, şu kabihlerden de kaçınmak için Allah'ın varlığını bilsem iyi olur demem lazım ki Allah Teala'nın varlığı üzerinde düşüneyim. Yani çıkış noktası bu. Burayı takip edebiliyor musunuz? Bakın burası hakikaten ince bir nokta. Benim şu vacibi yapmam, şu kabihten de kaçınmam için Allah Teala'nın varlığını bilmem iyi olur. Onun üzerine düşüneyim. Peki o vacip ya da o kabihten kaçınmak insana nereden tereddüt ediyor? Niye biz o vacipten ya da yapmak, kabihten kaçınmak zorundayız? Kendi yararımız için. Efendim? Kendi yararımız için aslında. Yaratıcı. Hayır şöyle bakın arkadaşlar. Allah olmalı ki ben o vacibi yapıp kabihten kaçınayım. Dolayısıyla aslında benim vacipten kaçınıp, işte vacibi yapıp kabihten kaçınmak için önce Allah fikrine sahip olmam lazım ki ona çıkayım. Yani normalde biz Allah'tan hareketle vacipten kaçınıp vacibi yapıp nedense aklıma hep böyle geliyor. Ya vacibi yapıp kabihten kaçınmamız gerektiği fikrine ulaşmamız gerekirken normal şartlarda Mu'tezile tam tersini yapıyor. Ya zaten ben vacibi yerine gidip kabihten kaçınmak biliyorsam bunun gerektiği kanaatindeysem zaten onu yükleyen bir varlık olduğu fikri vardır bende. Zaten biliyorum değil mi? Olması gerekir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ikinci bir nokta daha şu. Bu lütuf meselesi. Şimdi bunu niye söyledik arkadaşlar? Bakın. Niçin bunun vacip olduğunu söylediniz denilirse ona denilir ki çünkü Allah'ı bilmezsek ona isyan edip helak olmaktan korkarız. O halde günahlardan kaçınıp taat yapmak için onu bilmek gerekir. İşte bu cevap, bu açıklama tarzı arkadaşlar lütuf olduğu için. Yani bu Kadı Abdülcebbar'ın demeye çalıştığı görüştür. Şimdi bunu niye Kadı Abdülcebbar atfettim? Bu aynıyla Ebu Haşim el-Cübbay'ı da söylemişti arkadaşlar. Fakat Ebu Haşim el-Cübbay'ın burada iki görüşü vardı. Bu görüşü terk etmiş de olabilir. Ya şöyle söyleyelim. Ebu Haşim el-Cübbay'ın şeyi şu, endişe noktası şu. Lütuf madem bizi vaciplerden, ya vacipleri yapmaya, kabihlerden kaçınmaya yol açıyorsa, gönderiyorsa arkadaşlar. Ve lütuf Allah üzerine vacipse, şimdi insanın, yani Yüce Allah-u Teala diyor ki, bakın iyi takip edin burayı. Bir insanın Allah-u Teala'nın varlığı hakkında fikir sahibi olması, mutlak anlamda ya da Allah-u Teala'nın varlığını bilmesi, inanması, onu dindar yapmaz. Her vacibi yerine getirmesi, her kabihten kaçınmasına yol açmaz. Böyle bir şey yok zaten. Ki fiili durum da bu. Dolayısıyla bir şey lütuf olmaz, sonucunun mutlaka ortaya geleceği anlamına gelmez. Arkadaşlar. Ama hani mesele şu, biz insana bu yetkiyi yahut da bu ayrıcalığı, bu imkanı tanıyacağız. Ona lütuf vereceğiz ki bu iyiye gitsin, kötüden de kaçınsın.
Peki madem lütufsa bu şey, Allah-u Teala bunu niye doğrudan insanda yaratmıyor? Yani şöyle, Allah'ın varlığı lütuf ama bu lütfun gerçekleşmesi insanın eylemine bırakılıyor. Oysa lütuf Allah'ın olmalıdır. Allah bunu mutlaka her kula vermelidir. O yüzden Ebu Haşim el-Cübbai der ki, yani böyle bir açıklama tarzı özü itibariyle çelişiktir. Hem lütuf olduğunu söylüyorsun, lütuf dediğin zaman bu vaciptir. Allah-u Teala'nın mutlaka insana bunu vermesi lazımdır. Ama sonra diyorsun ki insanın fiili olacak. İnsan artık o Allah-u Teala'nın varlığını bilebilirse. Madem lütufsa Allah-u Teala'nın varlığını bilmek, Allah-u Teala insanı doğrudan bu bilgiyi yaratabilir. Ve dolayısıyla lütuf olur arkadaşlar. O yüzden Ebu Haşim el-Cübbai bu görüşten sarf-ı nazar etmiş. Ya da başka bir görüş daha ortaya koymuş. Ebu Haşim el-Cübbai'nin görüşü şeydir arkadaşlar. Sevaba ulaşabilmek için Allah-u Teala'yı bilmemiz lazımdır. Yani menfaat elde edebilmek için arkadaşlar. Kabirlerde kaçabilmek için değil de. Yani lütuf olduğu için değil de. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Sevaba ulaşmak için. Yani Allah-u Teala bizi yaratıyor. Bize fırsat veriyor. Bize ve bu fırsat verdiği zaman arkadaşlar biz sevaba ulaşma için bir takım vasıtalar, imkanlara sahip olabiliyoruz. Allah, yani insan sevaba yüksek menfaatlere nasıl ulaşır? Allah-u Teala'ya bilince ulaşır arkadaşlar, değil mi? Dolayısıyla insan sevaba ulaşmak için Allah-u Teala'nın varlığını bilmek zorundadır. Çünkü Allah-u Teala olmasa sevabın bir anlamı olmaz. Şimdi aynı problem burada da ortaya çıkıyor arkadaşlar. Burada da ortaya çıkıyor. Şimdi bakın meseleyi buraya bağlayacağım. Çok derin mi gidiyoruz? Yapma ya. Maalesef yapmak zorundayım. Adalet meselesi. Niçin? Yapmak zorundasın. Başka türlü anlaşılamaz. Bu da mı vacip? Bu da vacip. Tamam buyur sor. Zaten eğer bir şey varsa insan bunu Tanrı olmadan, yani Tanrı'ya ulaşması bile vacipse, evet, insanın doğası Tanrı olmadan da biz o fiili insanın doğası ve tabiyete vermemiz gerekir. İnsanın tabiyeti, evet, bunu yapabilmesi lazım. Evet. Eğer buna verirsek, yani bu akıl o zaman Tanrı'ya ulaşmadan da ben bir adil devlet kurabilirim gibi emirler kurabilir. Yani mesela adaleti, iyi, kötü olduğunu gayet iyi yerli yerine koyabilir. Akıl. Yani tamam. Evet, zaten sonuçta biz Allah'ın da iyi olduğunu akla veriyoruz. Yani akıl kendimizle buluyoruz. Biz Allah'ı, evet, buluyoruz. Yani Allah olmasaydı herhalde bir devlet kuramayız gibi bir şeyler düşünüyor. O yüzden önce vacip koyuyor galiba, öyle anlıyorum ben. Ama eğer bunu akıl kuruyorsa, hani verilmiyorsa bunu, akılın kendi başına kuruyorsa, hakeza çok farklı tanrılar da kurabilir. Hani sadece İslam'ın veya şeye getirdiği tanrılar. Şimdi bak, çok hoş hocam. Kuramaz mıydı? Çok hoş, çok güzel. Şimdi mesela hani biz anlatırız, ispatı vacip yapıyor şimdi, tamam mı? Hudüs diyelim, var yani burada. Alem hadistir, her hadisin muhtisi vardır. Şimdi hani mesela şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Alemi çatır çatır şey yapsa, alemin hadisi olduğunu ortaya koyuyorsun. Alemin muhtis, her hadisin bir muhtisi olduğunu şey yapıyorsun. Adam da diyor ki, hakikaten öyle. Alem hadis, alemin bir de muhtisi var. O da Zeus. Niye olmasın? Şimdi mesele şu, bakın arkadaşlar. Mutezile Allah'ın varlığını bilmek diye ulaştıran işte nazar deyip işi bitirmemişler arkadaşlar. Metne baktığınızda onun sıfatlarından sayıyor arkadaşlar. Şimdi burada mesele şu. Önce bir ilkeyi ortaya koyalım arkadaşlar. Sonra o ilkenin sıfatları üzerine tartışmayı ortaya koyarız. O ayrı bir mesele. Anlatabildim mi? Bilmem yani hani akıl madem şey, akıl başka şeye de gidebilir. Gidebilir. O gittiği şeyin doğru olup onun üzerinde bu sefer konuşacağız. Anlatabiliyor muyum? O, bu ayrı bir tartışma konusu. Ya da ayrı bir aşama arkadaşlar. Biz şu nazardan bir çıkabilsek arkadaşlar, yani açık söyleyeyim aramızda kalsın, hiç sevmediğim bir konudur arkadaşlar, tamam mı? Fakat yani ben böyle kitabıma baktım, bunları yazmışım ben ya. Vakti zaman yazdığımı bile hatırlamıyorum. Ben her zaman derim, fela Rabbim vela yabisin kitabım benim arkadaşlar. Muhtesiz değil, mutlaka var bir şeyden arkadaşlar. Bir şey söylerken aslında diğer ikisini de söylemiş oluyor. Adalet ilkesiyle en azından Faruk da söylemiş oluyor aslında. İnsan eğer Tanrı'ya gitmeye vacip olduğunu şundan dolayı biliyorsa, kötülüklerden kaçınmak, iyiliklere doğru gitmek gibi, bu aynı zamanda adalet ilkesini ve en azından marifte beraberinde getiriyor. Hani Muhtesiz'in temel 5 esasının 3 esasını daha Tanrı bilme yolunda kurmuş oluyorlar. Ama sistem diyorsun kurmuş. Yani hocam şimdi şöyle söylüyorum. Seninle biz farklı şeylerden bahsediyoruz gibi mi geldi? Bilmiyorum.
Yok, bunu kasten mi yapıyor yani? Yok, tamam. Yok yani şimdi şöyle, hani ben bir şeye bahsediyorum ama demek ki tam olarak ne bahsettiğim pek ortaya çıkmıyor. Yok, sizin kastettiğiniz konu tamam. Anlıyorum. Diğer taraftan diyorum. Yok. Tezide bunu yaparken bunu belki düşünmüyor olabilir. Ama mesela gerçekten Tanrı'yı bilme fikri var, evet, olduğunu düşünme fikri. Tamam. Bunun da iyi olduğu fikri. Mesela bunu düşünmemenin de kötü olduğunu düşünmesi aynı zamanda adalet ilkesini ve emri ve manevi ilkesini de beraberinde getirebilir ve getiriyor belki. Bu ayrı bir şey. Tabii olabilir. O ayrı bir şey. Tamam, orada problem yok arkadaşlar. Şimdi bakın. Benim söylemeye çalıştığım nokta şu. Burada aslında ben tarih önünde şunu kanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Tamam mı yani? Aslında o Mu'tezili dediğimiz hakikaten sistematik düşüncenin var ya arkadaşlar. Çıkmazları var. Yani kendi içerisinde çelişkileri var arkadaşlar. Çelişki demeyeyim de arkadaşlar. Yani tam açıklamayan o gri noktalar var arkadaşlar. Yani onlar bile bazı noktalarda. İşte kelamcı olmak budur arkadaşlar. Her şeyi açıklarsın, bir yerde gelirsin arkadaşlar. Tespit edin. Felsefede bu olmaz. Çünkü o zaten akla bırakmış arkadaşlar. Çünkü sizi zorlayan harici bir unsur yok. Neyse bu ayrı bir konu. Şimdi ben şuraya geliyorum arkadaşlar. İkinci açıklama tarzımız neydi? Sevaba ulaşmak için. Peki bir insan yani sevaba ulaşmak, Tanrı'yı bilirse sevaba ulaşır. Dolayısıyla sevaba ulaşmak için arkadaşlar Tanrı'yı bilmek zorundadır. O yüzden Tanrı üzerine vacip olur. Peki bir insan niye sevaba ulaşmak zorunda olduğunu bilsin? Tanrı olduğu için arkadaşlar. Yani Allah olduğu için diyecek. Yani dolayısıyla bu açıklama tarzına bak. Ebu Haşim arkadaşlar. Koskoca Ebu Haşim yani. Yani o bile arkadaşlar. Ya yani bir kısır döngüye giriyorlar arkadaşlar. En son Ebu Ali'nin açıklama tarzı var arkadaşlar. Ebu Ali'ye göre ise arkadaşlar nimete karşı şükretmek vaciptir. Dolayısıyla insan nimet içerisinde olduğunu biliyorsa bu nimetin sahibini bulacak, arayacak, ona şükredecek. Yani ben. Tamam mı? Bak bu biraz daha mantıklı. Ama her şeyden önce içinde olduğumuz şeyin nimet olduğunun farkına nasıl varacağız arkadaşlar? Bir de bu var. Şimdi arkadaşlar. Şimdi aslında buradaki yani dolayısıyla hani mesela şöyle söyleyelim arkadaşlar. Sizde Ömer Hoca'nın tercümesi olduğu için yani belki yani yeri farklıdır ama hani yeri derken farklı kelimeler kullanalım. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Allah'ın senin üzerindeki nimeti nedir denilirse ona de ki bunlar sayılamayacak kadar çoktur. Özetle şudur. Beni canlı olarak yaratmış, güç ve organ vererek yaratılışımı tamamlamıştır. Bana şehvet vermiş ve türlü türlü lezzetler almamı sağlamıştır. Bunlar mesela farklıdır. Yani bunlar niye olduğunu belki söylüyorlar arkadaşlar. Sonra sevap derecesine ulaşıp cennete girmem için bana emir ve nehide bulunmuştur. O halde günahlardan kaçınıp onun rızasını elde etmek ve kulluk edip şükretmek için onu bilmem gerekir. Bu cümlede işte arkadaşlar. Sonra sevap derecesine ulaşıp cennete girmem için bana emir ve nehide bulunmuştur. O halde günahlardan kaçınıp onun rızasını elde etmek ve kulluk edip şükretmek için onu bilmem gerekir cümlesinde arkadaşlar hem Kadı Abdülcabbar'ın hem Ebu Ali'nin hem Ebu Haşim'in. İşte Kadı Abdülcabbar diyor ki Kadı Abdülcabbar'ın görüşü daha önce Ebu Haşim tarafından dile getirilmiş bir görüştür. Ebu Haşim arkadaşlar bu lütuf hakkında yani lütuf olduğu şekilde görüşünü eleştiriyor. Sonra başka bir görüşe gidiyor. Fakat onun esas Camiu's Sagir arkadaşlar. O eserde lütuf olduğu görüşü vardır. Onun temel eseri odur. Hangi görüş nihayetir şu anda bilmiyoruz. Yani dolayısıyla Kadı Abdülcabbar'ın aldığı görüş de bu aşama dayanır. Yani sonra sevap diyeceğim olayıp cennete girmem için bana emir ve nehiyle bulmuştur. Bizim Ebu Haşim atfettiğimiz görüştür bu. O halde günahlardan kaçınıp onun rızasını elde etmek. Bu lütuf olduğu şeklinde görüştür bu. Ve kulluk edip şükretmek için. Bu da Ebu Ali'ye. Yani ikincisi Ebu Haşim, üçüncüsü Ebu Ali. Yani Mu'tezili gelenek içerisinde arkadaşlar sistemleşme döneminde nazarın vücubiyetinin sebebi üzerine ele alınan, dile getirilen üç görüşü şu cümlede dile getiriyor arkadaşlar. O yüzden dedim bu eser arkadaşlar biraz daha geç dönemde yazılmış olmalıdır. Ha bu üç görüşünde arkadaşlar illeti şudur. Bunlar zaten Allah-u Teala'yı bilmekle yahut onun varlıkla bilgi sonrasında oluşacaktır. Yani siz Allah-u Teala'yı bileceksiniz ve diyeceksiniz ki o benim bir tek vacipler, kabihler yok diyor. Onlardan kaçınmam lazım diyeceksiniz arkadaşlar. Yoksa vaciplerden kaçınmam, kabihlerden ortaya çıkmam gerekir deyip Allah-u Teala'ya ulaşamazsınız arkadaşlar. Ha bunu söyleyenler var. Niye? Çünkü Mu'tezili'nin hüsn ve kubuh nazariyesine göre arkadaşlar insan vacibi bilir, kabihi de bilir. Vacibi ve kabihi bilip arkadaşlar bunu yapmam gerekiyor dediğiniz zaman ya bu daha farklı bir tartışma, daha uzun bir tartışma. Şimdi burada bir noktaya geleceğim. İşte sevaba, niye sevaba ulaşmam gerekiyor? Tanrı var olduğu için.
O yüzden bakın arkadaşlar, Mutezile bunu gördüğü için, hani bu bir çelişki ama çelişki yine kendileri aşıyor. Çünkü arkadaşlar, bir insan Allah'ın varlığı üzerine nasıl nazar edebilir? Ya da niye nazar eder? Ya da onun nazara sevk eden nedir? Bu soru biraz bulanık ama demeye çalıştığım nokta şu arkadaşlar. Şimdi nazarın şartları vardır. Bunlar Mutezile sistemi yazın. Mesela nazar eden, ya yani nazır akıllı olacak. Güzel, zaten bu temel bir şey arkadaşlar. Delili bilecek. Tamam mı güzel? Esas delil ile medül arasında bağlantı kuracak. Delil ile medül arasında bağlantı kurmak ne demektir arkadaşlar? Bu delili ben niye kullanıyorum diye bilgi olacak onda arkadaşlar. Yani bu şu an. Allah Teala'ya götüren nazar var ya, şöyle diyecek adam önce. Bir tanrı olabilir. Çünkü delili niçin kullandığınızı bilmiyorsanız niye ev oluşacaksınız arkadaşlar? Hani şunu diyeceksiniz. Ben bu delili alıyorum, Tanrı'nın varlığına ulaşmak için kullanacağım. Acaba var mı? Diyeceksiniz ki onu Tanrı'nın varlığına şey yapın arkadaşlar. Yoksa o delil Tanrı'nın varlığı hakkında sizde en ufak bir şüphe bile dahi olmasa, bir fikir dahi olmasa, Tanrı'nın varlığı hakkında hiç düşünemezsiniz ki o delili niye kullanacaksın? Ne işe yarıyor bilmiyorsunuz. O yüzden arkadaşlar Mutezile diyor ki, nazır, yani düşünen insan medlül üzerinde şüphe duymalıdır. Şüphe derken arkadaşlar, şek. Var mı yok mu? Şimdi bu nasıl oluyor o zaman? Ne oluyor? Eğer bir insan ya acaba var mı yok mu? Şimdi varsa benim iyi bildiğim ya da kötü bildiğim şeyler var. Eğer varsa ve ben bunları yapmazsam zarara uğrarım. Yahut varsa bu beni ödüllendirebilir, sevabı ulaşmamı sağlayabilir. Varsa ona şükretmem gerekir. Şeklinde bir o zaman nazar yerine oturur arkadaşlar. Bunlar olur. Zaten metinde bu soyut geçirmiş arkadaşlar. Ya da hiç geçirmemiş arkadaşlar. Ama bunu bilin. Yoksa insan sıfırdan Baron de Holbach'ın dediği gibi arkadaşlar, zihninde tanrı fikri bile hiçbir şekilde doğuştan olmayan bir insan onun varlığı üzerine düşünme gereği de hissetmez arkadaşlar. Onun varlığı üzerine düşünme gereği hissetmesi için arkadaşlar, onun için önce bir onun varlığı hakkında bir şek halinde olacak. Ya da bir fikir olacak. O yüzden Ebu Haşim arkadaşlar demiştir ki, bazı kaynaklarda vardır, kişi üzerine ilk vacip olan şüphedir. O yüzden Ebu Hüzeyl el-Allah demiştir ki, 50 şüphe bir hakikatten iyidir. Onun ikisi gerçi farklı bir bağlamı mı arkadaşlar? Şey yapalım. Yani şimdi konu böyle güzel, ben şey yaptım. Kendime göre çok iyi. Ha, kısa. Normalde usul böyle mi hocam? Soru mu alıyorsun? Alabiliyorsun. Tamam, sormazsan çıldırıyorsan sor. Öyle mi? Yok, ben sormuyorum ya. Buyur, estağfurullah. Tabii. Buyurun. Bu hani insanın Allah'ı bilmesiyle alakalı veya yakınlaşma vacipleri, vacipleri yapma, kötü şeylerden de kendini sakındırmayla alakalı değil ki, Allah ona bir lütfeder. Evet. Kişinin onu alması veya da emin hissetmesi, Mutezile'ye göre onun iradesini tabii bir şey diyecek. Evet. Biz bu lütfun çerçevesinin ne olduğunu bilir mi? Hayır, bunu bilemezsiniz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, başınıza, yani Mutezile mantık açısından söylüyorum. Bakın bu sünni açıdan da böyledir bu. Yani sünni açıdan da böyledir arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim mesela arkadaşlar. Bir örnek vereyim ben size. Örnek vermiyorum da gene örnek vermiş oluyorum. Ya bu çok ilginç bir şeydir. Tuğba'cığım, sizin sınıfta vermiştim ben bu tahsine bak. İsviçre'de bir zamanlar bir minare referandumu yapıldı arkadaşlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum da. Minare referandumu, yani minareler yasaklandı İsviçre'de referandumla arkadaşlar. Bayağı dolu işte, yani 2013'lerde falan. O zaman ben gazetede okumuştum arkadaşlar. Bu minare referandumunu İsviçre'deki demokratik sistem işleyişi biraz farklı yani. Bir parti halktan belli bir imza toplayınca o referanduma gidiyor. Meclise gelmesine bile gerek yok arkadaşlar. İşte bunu öne ayak eden ırkçı parti arkadaşlar. Yani getiren partinin önemli bir yetkilisi arkadaşlar. Şimdi şey yapıyor ya, İslam'ın ne kadar kötü olduğunu bir şeyden başlayacak. Adam tabii yani seçmenlerine İslam ne kadar zararlı bir dindir diye arkadaşlar bilgi verecek, yani orada hesabını verecek seçmenine. Ben şundan da yapıyorum. O yüzden demiş ki, ben şu İslam'ı okuyayım da ne kadar kötü din olduğunu,
ne kadar zararlı bir şey olduğunu halkımıza anlatayım. Adam okuyor, okuyor, Müslüman oluyor. Şimdi bakın, minare referandumu, yani minarelerin yasaklanması fikri birinin mümin olmasına yol açıyorsa arkadaşlar, bu bir lütuf olabilir. Demeye çalıştığım nokta şu, gerek sünni olsun, gerekse mutezili açıdan olsun arkadaşlar, başınıza gelen ne şeyin ne olduğunu bile lütuf olup olmadığını bilemezsin. Ha, sünni açıdan şöyle bir şey var. Eğer sonunda Müslüman oluyorsanız o lütuftur. Olmuyorsanız değildir. Çünkü ehl-i sünnete göre lütuf, Allah-u Teala lütfu verdiğinde o kişi kesin mümindir. Kaçınılmaz olarak. Ama mutezile göre böyle bir şey yok. İrade hürriyetine kaldır. Dolayısıyla arkadaşlar, başınıza gelen her şey lütuftur. Yani mutezile sisteme göre bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ama bazılarımız, ol kafirler, lütfu elinin tesiri içiyordur arkadaşlar. Hocam, ezdirilmesinin bu konu hakkında dediği daha mantıklı geliyor. Yani lütuf verilmekse sonucunda mutlak Müslüman olur diyor ya. Evet. Mutezile lütufu bir tercih sonucuna bağlıyorsa, yani evet. Bir tercihine bağlıyorsa, evet. Lütufun gerekliliğini nereden çıkartıyor? Şöyle. İşte baştan çıkıyor. Ahlaki ilkeden ortaya çıkıyor. Şimdi sen şöyle, siz hocam şöyle yapıyorsunuz, tamam mı? Ben lütufa lütuf demem. Lütuf benim olmayınca ya da lütuf kesin sonuç vermeyince. Yani böyle bir şey yok. O zaman hani şöyle mutezile diyor ki, tamam bak, ehl-i sünnete göre nasıl oluyor biliyor musun olay? Allah sadece mümine lütuf veriyor. Kafirin başı kel mi? Mutezile diyor ki ona verip buna vermemesi. Yani sen iki tane evladın olsa elmayı birine veriyorsun, ötekine vermiyorsun. Öteki çocuğun hali ne olacak? Yok, kafire de veriyor, Müslüman oluyor. Peki Müslüman olmayanlar? Müslüman Allah sorumlu olmuş olur. O zaman onlara vermiyor. Bak işte bu var. Allah bir tane kafir seçiyor, bir lütuf veriyor, mümin oluyor. Öteki kafir demez mi, bana niye vermedin? Mutezilekin daha mantıklı. Ama her zaman diyoruz, bir şeyin mantıklı olması doğru olmasını gerektirmez. Ama burada doğru. Ya benim kanalım. Ya şöyle doğru demeyeyim de arkadaşlar. Niye doğru olmasını gerektirmez? Ne? Niye de doğru olmasını gerektirmez? Ya doğru. O da doğru. Bizim dinimizin en güzel tarafı bu. Herkes doğru. Başka soramazsam çatlarım diyen var mı? Yoksa arkadaşlar dersi bitirmem lazım. Yani elhamdülillah 18 sayfalık metnin ilk paragrafını çözdük arkadaşlar. İnşallah Teala haftaya hepsine şey yaparız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar dinlediğiniz için.